Hanımlar, beyler, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bugünkü programımızın özel bir yeri var. Çünkü bugünkü programımız Anneler Günü'nde yayınlanacak. 12 Mayıs Pazar günü. Bu vesileyle hem salondaki hem de ekranları başındaki bütün annelerin ellerinden öpüyoruz efendim. Anneler Gününüz kutlu olsun. Var mı salonda anne? Annelere gelebilir mi? Anneler, ooo ne çok anne gelmiş. Babalar evde herhalde, baba. Şey var mı, hem kız hem erkek çocuğu olan var mı? Merhaba, siz hanımefendi. Evet, mikrofon alabilir miyiz? Hoş geldiniz, isminiz? Hoş bulduk. Gülsüm Çokeroğlu. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki tane mi çocuğunuz var? İki tane, bir kızım, bir oğlum var. Buradalar mı? Kızım burada. Şey, oğlunuz? Oğlum gelmedi. Gelmedi. Erkek çocukları... Anneler, yok, 15 yaşında. 15 yaşında. Anneler böyle erkek çocuklara daha düşkün olur derler. Doğru mu bu? Var mı böyle bir şey? Annelere de sorayım. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ama biraz doğruluk payı var. Tehlikeli bir soru. Tehlikeli bir soru. Kızım yanımdayken tehlikeli. O yokken cevap belli mi? Çok rahat. Geçen gün sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Erkek Anaları Cemiyeti diye bir cemiyet kurulmuş. Bilginiz var mıydı? Yok ama nerede? Şöyle bir sloganları var. Oğluşlarımızın hayatlarına prensesler girse de biz her zaman kraliçe olacağız. Öyle. Efendim, bu bölümümüz annelere armağan olsun. Hazırsak ustamızı sahneye davet etmek istiyorum. Hanımlar, beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. Gel, gel. Hepiniz hoş geldiniz, merhaba. Atakan'ın açılıştaki interaktif sorusuna değinmeden edemeyeceğim. Aramızda anne var mı? Böyle kazık bir soruyla söyledim. Niye var? Aramızda insan var mı? Aa, her yer insan. Tövbe estağfurullah. Kaynanalar Birliği mi kurulmuş dedin, yoksa ben mi yanlış konuşuyorum? Erkek Anaları Cemiyeti hocam. Ha. Ama sayılır hocam. Aramızda erkek var mı? Siz tamam, bir hazırlanın. Bir dakika, gel bir dakika. Gel, bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş, şurada burada ecnebi şovlarını seyrediyoruz. Seyirci deliriyor ya. Onu da bir gaza getiren birileri var, öyle değil mi? Çıktığında bir coşturman lazım. Sizin de vermeniz lazım ayarı. Filan oluyor. Yoksa daha onlar da daha bir şey yapmadan, güldürmeden millet çıldırıyor yani. Bir duyayım sesi, bir sesiniz her yerim gitsin. Böyle herkesin. Hazır mıyız? Çılgınca eğlenmeye kadar. Gerçekten bir şey soracağım. Aramızda anne var mı? Ben de herkesin, tabii kendi annemin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneler Günü geyiklerine girmek istemiyorum. Bir gün değil, her gün falan. Yok yok, özel bir gün olması iyidir. İnsanın kendini özel hissetmesi iyidir. Burada en çok çocuğu olan anne kim? Bence kral olur, kraliçe olur. Beşten fazla çocuğu olan? Dört. Yok mu artıran? Göreyim dördü. Alkışlıyoruz sizi efendim. Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Hocam, yüksek giriş geldi bu sefer. Evet, fena değildi. Evet hocam. Her hafta artmalı. Ama tatlısın. Tatlı değil mi Atakan? Estağfurullah. Tatlı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yakışıklı diyen de var ama bence tatlı. Yakışıklılık önemli değil. Sempati önemlidir. Değil mi? Evet. İkisi de önemlidir. Yapma, herkeste ikisi yok. Atakan'da ikisi de var maşallah. Buyur Atakan'cığım, seni dinliyoruz canım benim. Hoş gelmişsin canım. Hoş bulduk hocam. Ramazan'da herhalde en zorlandığımız saatler böyle
iftara bir saat kala falan, öyle değil mi yani? Zorlanıyoruz. Gün ne kadar kolay geçse de, zor geçse de en zor saatler o saatler oluyor. Arkadaşlarımız da bu son saatleri işlemişler efendim. İftara az kala skeci geliyor. Hilmi, Evliya ve Cemile yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Anne, hadi sen kalk da sana bir şeyler koyayım ye. Anne. 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 Anne bizi bırakma anne. Annem bizi bırakma anne. Bağırma be. Ay tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Anne öldüm sandım ya. Ne zaman uyusam öldüm sanıyorsunuz. Ben anlamıyorum ki siz ölmemi mi bekliyorsunuz? Ay anneciğim olur mu öyle şey? Allah korusun. Hadi kalk bir şeyler de gülüm. Bak rengin gitmiş. Bu benim kendi rengim. 89'da gitti benim rengim. Anneciğim ama ilaç içeceksin. Hadi bak bir iki lokma bir şey ilacını iç. İftarda sonra yine bizle yersin ha? İştahım yok. Anne sen oruçlusun. Yok. Oh de bakayım. Gitme. Ağzımın içine girme. Anne vallahi oruçlusun. Yok. Bak bir de yalan söylüyorsun daha çok günah gireceksin. Allah'ım affet. Anne. Anneciğim doktor sana tutmayacağım demedi mi? Aman bırak onlar herkese aynı şeyi söylüyor. Hastaneye normal insan gitmiyordu ondan. Bırak. Bak bu saate kadar tuttum. Bozdurma şimdi. Yarın tutmayayım yarın. Heh. Yarın tutmayayım. Ha. Geçen sene de böyle diye 30 gün tuttun. Bak ölmedim ama. Şükür. Anne. Ne oluyor? Anne. Gel buraya gel gel. Ne oluyor? Ya kızım ben sana kaç kere söyledim beni suyla uyandırma diye ya? Ya suyun kaldırma kuvveti var diye. O öyle bir şey değil gerizekalı. Tamam bağırma kardeşine ben dedim suyla uyandır diye. Bütün gün orucu uykuya tutturuyor. En azından tutuyorum anne. Orucunu uykuya tutturan cenneti rüyasında görür Serkan. Ay anne bilip bilmeden fetva verme sen de. Neyse okulu bitsin mecbur uykusuz tutacak. Mecbur mu? Tabii. Hani dinde zorlama yoktu? İyi. Zorlama yok diye gel başımıza haydut ol. Ya iki tane uyduk ya ama uyduk. Ne? İki tane uyduk ya ama uyduk oldum ya. Anlamıyorum ne diyorum. Haydut. Sus kapıya bak hadi. Bakma bakma dur. Babanız gelmiştir. Biliyorsunuz iftara az kala biraz sinirli oluyor. Sakin güler yüzle karşılayalım. Tamam mı? Sinirlendirmeyin adamı. Babam zaten hep sinirli ki. Değil mi? İftardan önce hepsi. Hoş geldin baba. Niye bunun yüzünde yastık izi var? Biraz kestirmişim de baba. Akşama kadar uyudu bu yine değil mi? Yok yok uyumadı. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sen nasılsın Nuri? İyiyim, ben iyiyim. Ne bakıyorsunuz? İyiyim işte tamam. Ya. İyi, iyi. Benim kocam iyi. O zaman birkaç eksik vardı. Ben markete gidiyorum. Hasime! Efendim Nuri? Erken gel. Tamam. Serkan. Hı? Sen de git fırından pide al lan. Marketlerde artık pide satılıyor baba. Serkan. Hı? Marketten alınmasını isteseydin marketten al derdim değil mi? Fırından git bana pide al beni şimdi kötü kötü konuştur. Söyle söyle sakatlı orucu. Söyle onu. Biz konuş hadi. Lan sakın. Vur vur yüzüme vur. Biz konuş. Bu çocuk benim sınavım ya. Boş. Sebil. Sen de kat kumandayı ver bana. Sebil mi? Susadın mı damat? Neydi bunun adı ya? Sevil, Sevin. Ya, Sevin. Dur bakayım. Televizyonda ne var acaba? Kahve dediğin şey... ...10. yüzyılda Habeşistan'dan dünyaya yayıldı. O zamanın Habeş kralı birinci Kah... ...Çeşnici başısını yanına çağırıyor. Çeşnici başı, Çeşnici başı buraya gel diyor. Çeşnici başı gidiyor, buyurun efendim diyor, ne istersiniz diyor. Çeşnici başısına diyor ki, bana öyle bir şey yapmalısın ki... Öyle bir şey içmeliyim ki ben, benim uykum açılsın diyor. Çeşnici başı düşünüyor, ne yapayım da padişahımın...
uykusu açılsın diyor. Sonra gidiyor, düşünüyor da düşünüyor, düşünüyor da düşünüyor. Sonra yolda yürürken bir tane ağacın altında küçük bir çekirdek buluyor. O çekirdeği alıyor, eziyor da eziyor, eziyor da eziyor. Sonra üstüne biraz su koyuyor. Sonra padişahının huzuruna gidiyor. Padişahım, padişahım diyor. Size öyle bir şey yaptım ki uykunuz açılacak diyor. Padişah diyor ki çok bağırıyorsun, bağırma. Padişahım diyor size öyle bir şey, heh diyor bu ses tonu güzel. Ver bakalım diyor padişah, ne yaptın bir içelim diyor. Tam içecek, kapıdan birisi beliriyor, geliyor. Eşi geliyor. Ne yapıyorsun padişahım, ne yapıyorsun diyor. Hanım diyor, öyle bir şey içeceğim ki, dedik evet önce söylemişti, duydum diyor. Beraber içeceğiz diyor. Karısının adı da Ve. O günden sonra içtikleri şeyin adı kahve oluyor. Sonra kapıdan birisi daha geliyor. Küçük çocukları var. Ufacık çocukları. Ufak. Ne açıyorsunuz diyor, ne içiyorsunuz? Bana da gösterin diyor. Ah oğlum diyor, yetişemedin, dibi kaldı diyor. Çocuğun adı da Tel. Ben de içeceğim diyor. Bakıyorlar yok. Ah var diyor, bu dibindeki ne? Bitmemiş diyor. Sonra onu alıyorlar. Annesi böyle dibini veriyor çocuğun ağzına. O günden sonra o içtikleri kahvenin tortusuna Telve deniyor. Sonra... Ne anlattı bu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Anne, madem anlamıyorsun, niye dinliyorsun ya? Ben soru cevap bölümünü bekliyorum. Ya ne soru cevap bölümü? İşte geçen sene ne günahsa bu sene de o günah anne. Nasıl yani? Ya geçen sene günah olan şeyler bu sene de günah anne. Ama öyle deme. Sakız her sene değişiyor. Bir çiğnenebilir diyorlar, bir çiğnenemez diyorlar. Ya anne sana ne? Sen sakız mı çiğniyorsun? He, çiğnemiyorum. Dişime yapışıyor. Allah'ım ya Rabbim. Şşş, Sevil. Kalk. Sevil, kalk. Sevil. He, Sevil. Kapıya bak. Estağfurullah. Bu pidenin yarısı nerede? Lan Serkan, sen pidenin yarısını yedin mi lan? Sen orucu mu bozdun lan? Melekler yedirmiş baba. Ulan melekler yedirmemiş, seni doyurmuş. Özür dilerim, şey oldu, ben uyandım ya, bir mallık oldu baba, ondan şey oldu. Serkan, oğlum o mallık sen doğduğundan beri senin üstünde var lan. Ama böyle söyleyince mi yok? Kalbim kırmıyor. Ne? Kalbim kırmıyor böyle söyleyince. Ne diyorsun lan? Kalbim kırılıyor. Kız bu ne diyor ki? Kalbim kırılıyor diyor. Ha ondan. Ulan sen dua et, senin ben kafanı kırmıyorum. Şş, tamam tamam bari. Ramazan Ramazan dövmeyeceğim. Geç otur lan. Geç otur. Şu televizyonu bir izlettirmediniz. Açın. İyice aç, iyice aç. İyice açın. Korniş bozulmuş. Güneş o kadar sıcak ki gövdesi... Bu arada yönetmenim beni uyarıyor. Bir reklam arasına gitmek zorundayız. Kaçır. Reklamlardan sonra yeme sene çiğ köftelerinin sunduğu iftara az kala programımız devam edecek. Yeme sene çiğ köfteleri. Geçen aydan beri bir numara Türkiye'de. Hmm, Adana dürüm, mis gibi. Bu Adana dürümü... Bir saniye. Bu Adana dürümü Adana'da yiyeceksin. Ne? Paran mı yok? İhtiyaç kredisi sadece %2. Nakit bank. Ne alaka lan? Evliya, hemen o perdeyi düzelt, yerine otur tekrar. Giderken de şey yap. Aman durun. Aman bu perde bozulmuyor.
çok güzel. Böyle bir İskender'i yemek için, Bursa'ya gitmek için ihtiyacınız olan tek şey... Isuzu otomobilleri. Bu ne lan şimdi? İskender reklam mı yaptı? Araba reklam mı? Mantı. Baklava. Sarma. Kofte. İçli köfte. Kapak. Dorma. Tatlı. Nedir ya? Ramazan Ramazan iftardan önce insanın canını çektiriyorlar. Beni acıktırdı ama. Ben hiç acıkmadım ya. Yarın bir de yersen acıkmazsın tabii. Vurma çocuğa. Hasibe? O elindekiler ne? Ya bir iki eksik vardı ya. Sevil gel kızım al poşetleri mutfağa götür hemen. Bir iki eksik mi Hasibe? Götür hemen götür. Götürme! Bırak onları oraya. Bırak onları oraya. Hasibe? Sen bütün marketi almışsın. Yok. Bak Hasibe, bundan sonra bak, iftardan önce sakın bundan sonra alışveriş yok, tamam mı? Tamam. Ne aldın sen? Bunlar ne? Bu ne kız? Marshmallow. Ne? Marshmallow. Marshmallow. Babanın evinde de marshmallow uyuyordu. Değil mi? Geldin burada benim ocağıma incir ağacını dikeceksin sen. Ya canım çekti ya. Sus! Bu ne bu? Filtre kahve. Kaç para bu? Bir şey değil ya. 350 lira mı? Ya sen filtre kahve almamışsın. Filtre kahve almışsın. Sen yıllık gelirimizi filtre olarak vermişsin bu kahveye. Tamam Nuri, sinirlenme. Ya nasıl sinirlenmeyeyim götür, ya? Götür kızım. Ya ben nasıl geçindiriyorum bu evi sen biliyor musun? Çorbayı getirin. Ya siz beni çıldırtacak mısınız yok, ya? Yok yok hadi. Siz beni hasta mı edeceksiniz? Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenme. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi aktif sopayı hadi. Hadi. Hadi hayırlısı da. Sonra güneşlerde... evlere girerdi o dönemler. Evlerdeki güneş o kadar ısıtırdı ki aileleri... aileler derdi kapatın şu güneşi kapatın. O kadar sıcak olur. Bu arada... Evet, İstanbul için iftar vakti geldi. Haydi. Afiyet olsun. Haydi, Allah kabul etsin. Oruç diye insanları... kırıp dökenler, oruç tutuyorum diye ailesini, sevdiklerini... kıranlar. Bıyıklı, sana diyorum bıyıklı. Bıyıklı, sana diyor. Bana mı diyor? İki tane net bıyıklı var şimdi. Diğerine söyleyemeyeceğim için sana söylüyorum. Oruç tutuyorum diye aileni kırdın, insanları kırdın, sevdiklerini üzdün. Oruç sadece yemek yemeyerek tutulmaz. Oruç... dilinle de tutulur. Kötü söz söylemeyeceksin, insanları kırmayacaksın. Ramazan ayı sevgi ayı, hoşgörü ayı. Güzellikler olur Ramazan'da. Haydi şimdi ye yemeğini, bıyıklı. Afiyet olsun. Ben lafı yiyince doydum kızım. Çok güzel hareket diyenler. Zil çalsın diyenler. Çal 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 kardeş. Safa'ya düşer değil mi? Safa Sarı. Çal bakalım şimdi. Aferin aslanım. Çok, çok güzel. Önermesi yerli yerinde. Şakası yerli yerinde. Ölçülü, nefis bir skeç izledik. Ağzınız bal yesin çocuklar. Özellikle iftarda. Ergen kızması Evliya yap bakayım bir. Bir de ama annem öyle konuşmaz.
oldu yavrum? Ben de konuşmuyorum. Evliya'ya bir alkış. Bir de küçük detaylar diye bir laf vardır. Genelde detaylar zaten küçüktür. Bu yüzden detaydır. Babalar özellikle de Ramazan'da asla kat'a eve eli boş gelmez. Eğer ekstra bir yolsuzluk yok ise, yani imkansızlık anlamında yolsuzluk diyorum. Ona bir şeyle gelir. Ya. Bir şeyle gelir. ve bu bir Anadolu klasiğidir yani. Onu bir sivil geldim bele olmaz. Adamın cep telefonu bile hocamıza olurdu. Ona bir bakın. En iyi şaka hangisiydi? Fitre, Delve. Bence o ödülü komple televizyondaki bölüme verebiliriz. Çok iyiydi. Bir de iftardan önce durmadan yayınlanan yemek reklamları. Adam banka reklamı yaparken İskender yiyen adamlar falan. Ya bir insaf ya. Arkadaş 10 dakika kalmış yani. Zaten imtihanın en sıkı bölümü 10 dakikadır. Önermesi neydi bu skecin? Ne diyordu? Şunu diyordu. Ben size yardımcı olayım. Her sene şimdi gene Ramazan'da bir sürü orucu o bozar mı, bu bozar mı, kan bozar mı, öksürük bozar mı, hıçkırık bozar mı? Orucu kontrolsüz öfke bozar. Gerisi hepsi bağışlanabilir şeylerdir diye yine düşünüyorum. Aferin çocuklar. Zili çaldırarak başladınız. Beşiniz de çok iyiydiniz. Hatta oradaki arkadaşlar da öyleydiler. Çok güzel hareketler. Çok güzel başladı. Devam ediyor. Buyurun. Evet sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Arizona kertenkelelerini inceliyoruz. Engineering. İşte. Against you. Karşınızda yetişkin bir Arizona kertenkelesi. Gördüğünüz gibi can alıcı parlak tonlar kullanılıyor. Şort ve tişörtü tamamlayan, nereye baktığı asla belli olmayan aynalı gözlüklerle dikkat çekiyorlar. İmitasyon, servace ve cuki tişörtler onları oldukça zengin gösteriyor. And Richie Rich. Arizona. Arizona kertenkeleleri, üniformaları olan ateşli şortlar ve beyaz atletleri artık kullanmıyorlar. Çünkü artık onların yerlerini oldukça ifşa ediyor. İfşaiz kaçınılmaz. Ve şimdi de Arizona kertenkeleleri için özel hazırlanmış aracımızı tanıyalım. Camları simsiyah, filmlerle kaplı. Altında ve her yerinde mavi neon ışıklar saçan, ses sistemi kendinden bile pahalı olan, gazla çalışan zırhsız Arizona kertenkelesi taşıyıcılar. Carrier. Ve şimdi karşınızda Şahin Beşlisi. In Bitlis Beş Minare. Gece devriyesi göreve hazır mı? Hazır! Sağ baştan say. Bir, iki, üç, dört, beş. Son. Gözler fıldır fıldır. Onlar ahtapot. Vücut Voltran. Şahin Beşlisi göreve hazır. LPG için herkes 1 lira versin.
baştan ver. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bir lira var orada, onu da ver. Olmaz. Niye? Onunla boks makinesine yumruk atacağım. Çok hırslıyım. Doğru. O da gerekli. Malzemeler hazır mı? Hazır. Hazır. Tuzlu fıstık bende. İçeceklerimiz bende. Tisbihler bende. Dert bende. Derman bende. O zaman gaz basa. Kendi hallerinde vakit geçiren Arizona kertenkeleleri hesap etmedikleri bir anda dişi topluluğu görüyorlar. Girls are crazy. Müziğin sesini son ses açtıkları için dişilerle iletişim kuramıyorlar. Bırakabilir misiniz? Ne kadar saçma bir şey ya. Arabada kaç kişiyiz, görmüyor musun? ama biz ne yaparız gece gece bu tenha, ıssız ve köhne yerde? Çıkmasaydınız dışarı bize nasıl? Ama ne yapalım yani şimdi? Taksiye mi binelim gece gece? He, taksi çağır. Oğlum sen niye kızlar istemiyorsun ya? Kanka çok çirkinler ya. Ya ayol, niye böyle yapıyorsun? Kızları alalım. Nereye gideceğiz ki biz? Eva, nereye geçeceğini biliyorsun. Ya ben bagajı hiç sevmiyorum ya. Hadi. Buyurun kızlar. Evet, gördüğünüz gibi araçlarını her türlü ergonomik olarak kullanabiliyorlar ve hiçbir hedefi ıskalamıyorlar. You know, Mr. Target. Evet, Arizona kertenkeleleri bu sefer şanslarını bir gece kulübünde deneyecekler. Run, Forest, run. Arizona kertenkele sürüsünün erkekleri çiftleşme dönemi için kendilerine eş arıyorlar. How I met your mother. Ve dişiyi etkilemek için dans etmeye başlıyorlar. Any which wokey, any which wokey. Kanka şu yabancı uyrukları gördün mü? Gördüm, dejavu bile oldum. Dejavu? Daha önce gördüğüm şeyi gene görmek. Yani? Ya şimdi sen beni dün gördün ya. He. Bugün de gördün. He. Dejavu. Boş ver. Önce kızlarla sohbet edelim, sonra dans edelim. Bence direkt dans edelim. Tamam. Arizona kertenkeleleri kızlarla dans etmeye başlıyorlar, çok heyecanlı. One, two, three, four. Ama bu sırada başka bir soğukkanlı kertenkele grubu onları izliyor. Aman tanrım. Şuna bakın, ne kadar da büyük bir kertenkele topluluğu. Oh, look at them. How big is that? Genç Arizona kertenkeleleri yetişkin Arizona kertenkele grubuna meydan okuyor. Yetişkin bir Arizona kertenkelesi hiç durmadan 3 gün boyunca dans edebiliyor. Dancing till in the morning. İ-
İkisi de çok fazla testosteron hormonu salgılıyor ve ikisi de tüm hünerlerini sergiliyor. Ama neyse ki korkulan olmuyor. Tecrübeli Arizona kertenkelesi günün sonunda ödülünü alıyor ve dişiyi etkilemeyi başarıyor. Congratulations. Hello. Hi. What your country? I'm from Holland and you? I am Turkey. Wonderful. Yes. Nice body. You'll meet together always forever. Yes, of course. Yes, of course. Let's go. İnanılır gibi değil. Gördüğünüz gibi İngilizceyi adeta tenis raketi olarak kullanıyor. Amaca en kısa yoldan ulaşmak için Van Tech'i kaldırılıyor ve hedef tam 12'den vuruluyor. And Ocean's 12. Evet, şimdi de... Arizona kertenkeleleri plajda ve denizde neler yapıyor onları gözlemliyoruz. Antalya Denizi'nin dolambaçlı kenarlarında iki avcı gölgede dolanıyor. Two hunter dolambaçing next to the sea. Durum ne? Saat 12:13 gece yönünde bir tane kız var. O nasıl koordinat lan? Elinle göstersene işte. Abu. Tezgahı buraya kurayım mı? Kur. Gözlem kulesinde kim var bugün? Salih abiler yukarıda herhangi bir dişi hareket edince bize haber verecekler kanka. Güzel. Oyun oynayan genç troller aslında talim yapıyorlar. Bize oyun gibi gelebilir. Ancak bu onların üremeleri için hayati önem arz ediyor. Bu ufak ve tüylü hemşeriler hiç de masum sayılmazlar. Hemşeri gurbette. Oh my God! What are you doing? Pardon. It's not funny. Funny dedi oğlum. Kesin bizle sevgili olmak istiyor. Güzel. Şimdi bak, güzel sözlerle yaklaşmaya çalış. Hadi tamam, lütfen. Tamam, kanka bu nasıl? Ne? Annen ya da baban uzaylı mı? Çünkü yeryüzünde böyle bir madde yok. Oğlum tüylerim ürperdi lan, bunu kesin söyle. Koş. Söyleyeyim mi? Tamam. Tabii. Hey, Miss... neydi o? Bak, Mr. Brown, Mrs. Brown'dan aklına gelsin. He. Mrs. Şş, Brown. Mrs. He, Mrs. Brown. Are you father and mother and alien? What are you talking about? Talking about? Oğlum sen nasıl hayvansın ya? Hayvanım değil mi kanka? Oğlum da ne hayvan evde ya? You're animal. Yes, I am animal. But minimal animal. Excuse me, are they disturbing you? Yes, could you please help me? For sure, I'm used to those lists. Bak, rahatsız ediyor muyuz diye soruyor ha. Dur o zaman, ben şimdi ona sorayım. Şşt, baksana. Oğlum lan, adam yabancı lan. Türkçe ha, tamam dur, İngilizcemle döneyim. How are you today, next week, yesterday? I am crazy man. Crazy? You are. Okay, I'm gonna figure it out. Just give me a second, okay? Okay. Bassın gidin lan oğlum! Adam yerli çıktı kanka. La oğlum sen hala neye bakıyorsun lan? Yerli testere bas git lan. Lan bassın gidin. Haydi. You know what? Seni yiyeceğim. I don't understand you. I have a good hotel. Let's go to my hotel and do fik. Oh my God, how dare you! Osman abi, kapat oradan abi! Osman abi! Evet, gördüğünüz gibi Arizona kertenkeleleri her türlü kendini kamufle edebiliyor. Ama bu topluluk hiçbir zaman yalnız kalmıyor. Çünkü onlar içimizde ve her yerdeler.
Yakında görüşmek üzere. Çok coming soon. Sen de öylesin. Kim yazmıştı bunu? Engin. Engin'e bir alkış. Çok güzel skeç. Bütün ekibe bir alkış. Ve bence mutlaka unutulmaması gereken iki hatta üç grup var. Kameranın arkasında, sahnenin arkasında. Makyaj ve kostüm ekibine bir alkış bir kere. Harikulade bir çalışma bu. Ve dekor, ışık, ses, bütün arka plandaki arkadaşlara buradan bir alkış. Emekleri, onların emekleri görünüyor ama kendileri görünmüyorlar. Ve karşınızda kim? Vay be. Bu soyadıyla meşhur oldun oğlum. Demek ki her şey mümkün. Evet Metin. Evet, teşekkür ederim. Sonra oynayacak skeci zora sokmayan bir sunuş rica ediyorum. İlişkilerde cep telefonu karıştırmak artık biraz eskidi. Çünkü sosyal medyada ne yaptığımız herkes tarafından görülüyor. Instagram'da kimi takip ettiğin, kimi beğendiğin hemen belli oluyor. Benim de kız arkadaşım var ve bazen gece güzel bir kızın fotoğrafını beğendiğimde... Yani yanlışlıkla... Ya yanlışlıkla ne oluyor? Kızı görünce elin mi titriyor? Evet hocam böyle. Elin titreyip iki tık mı yapıyor? Ne yapıyor? Hemen geçeyim bunu görmeyeyim ha. Derken tık 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 oluyor. Oluyor. O belli çok olmasın. Çok sık başa geliyor evet o ya. Evet. O belli olmasın. Belli bir talihsizlik olmaz ya. İyi ki benim de başıma gelmişti. Rezillik ya. Bir de benim başıma gelirse gazeteler yazıyor bir de. Bir de yanlışlıkla beğenip geri düzeltmeye çalışıyorsun. Diyor ki beğendi. İki saniye sonra bu yaptığı hareketi beğenmedi. Ve tekrar tıkını geri aldı. Benim öyle tıkımı geri almıştım var. Evet buyurun. Ben de belli olmasın diye arkasından bir sürü erkek arkadaşımın resimlerini beğeniyorum. Yani bayağı hatta o kadar çok beğeniyorum ki artık ilk beğendiğim kızı unutuyorum. Bir keresinde üniversiteden arkadaşım aradı saat 3'te. Abi dedi bu saatte bütün fotoğraflarımı beğenmişsin bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun dedi. Yok öyle bir şey dedim anlattım durumu. Şimdiki skecimizde de yanlışlıkla cep telefonunu karıştırmayla ilgili bir skeç geliyor. Mesaja bakma gibi bir şey. Altyapıdan arkadaşlarımızın oyunu. Onlar için büyük bir alkış. Birsel Kılınç yazdı. Kadınlar Susarak Gider 2. İyi seyirler. Bitri günaydın. Günaydın. Tuvalette misin? Ya hopçiğim oynuyor yine sabah sabah. Tamam çıplak koşma üşütürsün. Çelik yelek giyiyorsun hemen bul. O ne be? Ayrılık mektubu mu? Kapının altından atmış ya. Ya ben senin 5 yıllık karınım. Şunu şöyle düzgünce bir yere koyamadın mı? Ne diyorum ya ben? Ne diyor? Nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Başla ya bir şekilde. Çok sordum kendime bu eve ait miyim diye. Ev senin üstüne ya Fikri. Ya ben dün gece ne yaptım? Allah'ım. Fikri'nin telefonunu karıştıracağım. Lütfen istemediğim şeyler göstertme bana ya Rabbim. Aslan kendi sahasında kükreyemedi. Kartal hızlı başladı, erken tükendi. Bunlar bizim özel hayatımızı nereden biliyor bu spor medyası ya? Allah Allah. Ne diyor? Nalan kim ya? Nalan kim Nalan? Nalan kim? Ay sen ne yapıyorsun? Saate bakıyordum. Kolunda var ya. Analog saat sevmiyorum ben ya. Hangisi kala hangisi geçe belli değil. Bu nasıl bir savunma ya? Telefonumla ne yapıyorsun? Şimdi senin telefonun mu oldu? Benim telefonum tabii. Konuyu değiştirme Fikri. Konu ne?
Sen nereye gidiyorsun? Hamdi ile buluşacağız, dışarı çıkacağız. Ha, izin istiyorsun yani. Yo, bilgilendiriyorum. Tamam, gidemezsin. Ne? Çıkamazsın diyorum, otur. Öyle olmaz. Kalçama iki tane şaplak, bir tane de ödül maması vermeden oturmam. Ne yapıyorsun yavrum? Sen niye konuyu değiştiriyorsun? Telefonumu niye karıştırdın? Fikrim, ben seni çok seviyorum. Ben de koç. Ya şu cümleyi tamamlasana. Sen de seni mi seviyorsun? Ben de seni seviyorum Aysel. Oldu mu? Oldu. Cümleyi tamamlarsan hiçbir sıkıntı yok. Parfüm sıkmışsın. Bütün dünyanın yaptığı kişisel bakımı ben de yapıyorum Aysel. Ne var? Doğum günümde senden parfüm istedim. Bu sektör Fransa'nın oyunu. Eğer biz bunu bulsaydık şu an bütün dünya Hacı Misin gül suyu kokardı. Demedin mi? Çok güzel konuşmuşum biliyor musun? Hala da arkasındayım. Müthiş sektör. Kim vallahi o kadın? Hangi kadın? Seni parfüm sektörüne geri döndüren kadın. Ay sen ne diyorsun Allah aşkına, saçmalama ya. Ya bilmiyormuş gibi yapma. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Ben böyle konuşuyorsam konuşmaya tövbe ederim Aysel. Sen var ya, dümencisin. Kolpacısın sen. Ya ben mi kolpacı oldum? Sen benim telefonumu karıştırıyorsun şimdi. Allah Allah, normal mi bu? Normal değil ama karıştırdım artık. Kapatalım bence bu konuyu. Bu nasıl bir üslup? Bu ne ya? Saçmalama. Ya üste çıkma. Ya bizim ilişkimizde az üst mü var ki ben bir yere çıkıyorum yavrum? Kişisel verilerim el değiştiriyor şu anda Aysel. Ya kişisel diye bir şey evlilikte olmaz. O bitti, evlendin, taktın yüzüğü, tamam. Sen az evvel siber suç işledin. Vallahi 155'i ararım. Karım falan demem, yemin ederim arar aldırırım seni. Yapma bir daha. Ay ya Rabbim ya. Ya Nalan da Marlan da bir mesaj atmış Hamdi. Nalan kim? Nalan herhangi biri. Şu an açıklayamam ben bunu. Kim arıyor, Nalan mı? Hamdi arıyor, Hamdi. Müsaadenle telefonuma bakayım. Tamam aç, o Nalan'ın kim olduğunu anlayacaksın. Alo Hamdim. Hamdim ne ya? Bak sen aradın, yemin ederim çiçek gibi oldum yine ya. Çıkacağız, çıkacağız oğlum. O kadar duş aldım, boşa gitmesin, saçmalama. Aynen. Ya yok yengem, birazcık bir şeyler yap da sıkıntı yok yani. Aşağıda mısın? Tamam gel, beraber çıkarız, hadi gel. Hadi çık yukarı, hadi bekliyorum, hadi. Tamam. Hadi kapat. Sen kapat. Ya sen kapat. Hayır, sen kapat diyorum. Kardeş şunu yapma, ilişkimizi sorguluyorsun. Kapat hadi. Siz Hamdi ile çıkıyor musun? Çıkıyoruz dedim ya Aysel. Yok dışarı değil, bayağı sevgili misiniz yani? Ha yok. Ya Hamdi'nin ilişkiye bakışıyla benim ilişkiye bak... Ben neyin açıklamasını yapıyorum la şu an? Nalan'la sevgilisin o zaman. Ya Nalan'la Hamdi sevgili olacak. Ben evliyim, evli. Mutlu musun? Aldın ağzımdan lafı. Mutlu musun şu an? Tamam, detay ver o zaman. Sakın ama Hamdi'ye söyleme. Allah aşkına utanma. Ya yalan için zaman kazanma. Ver ya niye bu zaman kazanayım? Tamam, çocuğun ilk sevgilisi olacak. Utanıyor çocuk. Evet. Bak, Nalan Hamdi'nin hoşlandığı kız. Süper. Bugün kızın gideceği kafeye gidecek, sürpriz yapacak. Ben de yanında duracağım. Neden yeni gelin gibi süslendin? Çünkü en yakın arkadaşımın en özel günü. Özel günler sadece milli ve dini bayramlardır diyordun. Ben onu dünya sarılma gününde sarılmadık diye ananın evine gittiğinde söyledim sana. Hamdi bile kadın ruhundan anlamaya başlamış. Sen hala arkamdan iş çevir. Ben iş çeviriyorum değil mi? Sen telefonumu kurcalamışsın ya. Ya kıskanıyorum. Bir kere de güveniyorum de yavrum be. Ya güzel hissetmiyorum. Hissettiremiyorsun demek ki. Aysel, güzelsin Aysel. Aysel, sel, 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 sel. Güzelsin, sin, sin. Ah! Evren Aysel güzelsin diye yankılanıyor Rabbim. Oldu mu? Olmadı. Allah Allah. Boş sevgilin geldi. Bak bana bak. Ha. Sakın ha söyleme. Allah aşkına Nalan falan deme. Tamam. Bak ne olur. Ya tamam. Tamam. Kardeşim. Bros Kroos. Yeah. Wow. Ya ben gidiyorum ya. Saçmalama. Gel. Hep vuruyorsun. Gönlüğümü kırıştırdın. Ya özür dilerim kardeşim. Canım kay. Gel. Vay. Hadi koman çek. Esselam hemen. Selam aleyküm yenge. Aleyküm selam kumam. Bak şimdi ya, laf mı bu? Fikri benim tipim mi? Tipin olsa okey yani. Oğlum, senin ne eksiğin var ya başkalarından? Azıcık kendine güven ya, bir kendine gel. Oğlum sen neyi savunuyorsun lan şu an? Ya bizi kıskanmasına gerek yok, onu anlatıyorum. Aa, olmaz. Yengen kıskançlıkta din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin kıskanır. O zaman ben gidiyorum. Oğlum saçma, seni kıskanmıyor. Geç şuraya otur ya. Israra da dayanamıyorum. Biliyorum. Kıskançlık zaten karısına güzel hissettiremeyen erkeklerin problemi.
Yavrum işte senin sorunun da bu. Neymiş benim sorunum? Çirkin miyim diye sorarak benim aklıma sokuyorsun. Lan acaba bu çirkin mi diye düşünüyorum ben. Bayağı düşünüyorsun yani sen bunu. Sorarsan düşünür ama. Ya sana ne, sana ne? Allah Allah ya ben ne yapmışım ya sana? Ya yavrum senin sorunun bu. Bak geçen gün bana dedin ki, evet. Fikri benim burnum yamuk mu dedin. Baktım yamuk. Ağzım kemçük mü dedin. Baktım kemçük. Sorma ya. Görmedim. Evlendik biz. Ben görmedim. Takıl kafana göre ya. Çarık çürük ama aldım ben bunu bir kere diyorsun yani. Aa, bir dakika bir dakika. Çarık çürük demedi. Aldım gitti dedi. Ya sana ne sana ne? Ya sen bunun gibi mi düşünüyorsun? Hayır yavrum bak. Geçen gün saçını boyattın. Evet. Geldin dedin ki Fikri saçım çok kötü olmamış değil mi dedin. Yo dedim. Ha az kötü olmuş yani dedim. Lan böyle soru mu olur? Algı yönetimi. Bravo. Vallahi bu evde algı yönetimi var. Aynen öyle katılıyorum. Ya sana ne sana ne? Seni de göreceğiz Nalan'la sevgili olunca. Kardeşim Nalan'ı nereden biliyor yenge? Kardeşim o... Oğlum bizim ilişkimiz WhatsApp kız grubu mu? Ha? Sen böyle karına her şeyi anlatıyor musun? Yok lan. Hamdi Bey, Hamdi Bey. Biz evliyiz, evli. Tabii ki her şeyi anlatacak. Aylen Hanım, Ayten Hanım, Ayten Hanım. Sen yokken ben vardım, tamam mı? Ama ben varken sen olmayacaksın galiba. Hayda! Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Gidiyorsunuz oğlum. Gördün mü? Ameliyat yerine vurdu. Ya annemle karım gibisiniz Allah aşkına kalk ne yapıyorsun ya? Ben anladım zaten ya. Ayşe bir şey desene. Ya hadi dur. Tamam. Ben Fikri'nin telefonunu karıştırdım. Yalanlara da başladı. Sen telefonu karıştırsan benim söylediklerimi anlamazsın bir kere. Doğru lan. Ne yazdın? Nalan Barıp, Oşol Jelge Barıp, Nalan Barıp yazdım ben. Hakikaten o ne demek ya? Biz aramızda Kırgızca konuşuyoruz da. Siz Kırgızca biliyor musunuz? Translate diye bir şey var, tamam mı? Ya. Ya ben zaten anlamadım. Nalan'ı gördüm, kim dedim, söyledi Fikri. Oltaya geldim lan, kandırıldım. Yuh lan, parmağının ucunda oynatıyor resmen seni. Ben bir daha sana hiçbir şey söylemem. Gidiyorum ya. Hayır oğlum. Vallahi gidiyorum. Gidiyor görüşürüz. Adam. Ya tamam. Vay be. Ne oldu lan? Adam mıyım ben kardeşim? Oğlum. Şimdi adam olduk değil mi? Ben bu lafı yudarım, adam gibi giderim. Lan bunda bir şey yok Hamdi. Bırak. Vallahi bunda... Tek bir şey daha söyleme. Çünkü inanırım. En yakın arkadaşımla aramı açtım. Mutlu musun? Ya ben bilerek yapmadım. Ağzımdan kaçtı. Ya Aysel, senin artık şu kıskançlığın sadece bize değil, millete de dokunuyor ya. Çocuğa neler yaptın? Headshot vurdun çocuğu. Öldün, çık dedin adama. Bana hopçi diliyle konuşma. Ya sen evli bir erkeksin. Ev direğisin sen. Sokak direği gibi davranmayı bırak. Hala üste çıkmaya çalışıyorsun be Aysel. Ya ben yatıyorum tamam mı? İster benim peşimden gelsin, ister Hamdi'ni. Sen bilirsin. Bize mi ait diyelim yoksa bu eve mi? Gidiyorum. Bilmeden son kez girdiğim bu kapıdan, bilerek son kez çıkıyorum. Kalbimde güzel anılar, sırtımda son kavgamız. Yalnızlığa çıkıyorum bu kapıdan. Yan yana yol alan o iki gemi, şimdi açılacak ayrı denizlere. Erkekler ağlamaz, erkekler konuşmaz derler. Bense şimdi konuştuklarımın karanlığında hıçkırıklara boğuluyorum. Yollarımız açık olsun. Aşkım, gittin sandım ben. Ha? Çıkar çıkar. Gittin sandım ben. Yok Aysel, tuvalette topçu oynuyordum ya. Ya ayrıldık sandım.
Ya Wi-Fi'yi iki kere kapattın diye ayrılacak adam mıyım ben yavrum Allah aşkına? Ya onu demiyorum. Dün gece. Çok özür dilerim dün gece yaptıklarım için. Sen benim için çok değerlisin ya. Her şeyimsin. Yazdıkların çok dokundu. Yazdıklarım? Mektup. Mektup mu? Ha. Ne mektupmuş arkadaş? Ver bakayım. Şunu açacağım. Hamdi'nin el yazısı bu. Ha. Ne diyor? Bize mi ait değilim yoksa bu eve mi? Gidiyorum. Bilmeden son kez girdiğim bu kapıdan bilerek son kez çıkıyorum. Kalbimde güzel anılar, sırtımda son kavgamız. Yalnızlığa çıkıyorum bu kapıdan. Yan yana yol alan o iki gemi şimdi açılacak ayrı denizlere. Erkekler ağlamaz. Hı. Erkekler konuşmaz derler. Tabii tabii çok. Hı. Bense şimdi konuştuklarımın karanlığında hıçkırıklara boğuluyorum. Hıçkırık. Hıçkırık. Yollarımız açık olsun. Sevgiler, adam. Adamı da tırnak için almış. Ya Hamdi'ye bak, ilişki dersi verdi adam bana ya. Biz şimdi Hamdi ile ayrıldık mı? Yok, ayrılmazsınız. Siz bayağı birbiriniz için yaratılmışsınız. Değil mi ya? Tamam, ben ara ara özür dilerim. Yemeğe de çağırırız, gelir yeriz hep beraber. Harbi mi kız? Seni çok seviyorum Fikri ben. Sen benden hiç gitme, olur mu? Olur be. Aysel. Heh. Ben de seni çok seviyorum ben. Oha, cümleyi tamamladı. Biz de böyle. Ya, tamam, hadi. Tamam, şey yapayım. Nalan evliymiş. Kocasıyla tanıştım. Çok tatlı adam ama. Gerçekten. Mektubumu aldınız mı? Aldık. Hamdi çok özür dilerim. Sen bizden hiç gitme lan, olur mu? Bundan sonra sizde mi kalacağım? Yok yok. Gel buraya gel. Şimdilik gel. Evet, notu duyalım nedir? Gel Zilişan, Zilişan. Bravo, ÇTG oldular. Vay abim. Evet, son haftalarda 1-2 G ile gelen altyapı... neyse, golü yaptı. En iyi şakadan başlıyorum. Acaba aynı şakayı mı tespit ettik? Nalan evli. Kuma. Ben şeyi yazdım. Dünya sarılma günü şakası. Çok iyi şakaydı. Ya şu sevgilinin, eşin telefonuna bakma anı bir çıkmaz sokaktır. Bir şey bulursanız sevgilinizden, bulamazsanız kendinizden tiksinirsiniz. Çıkmaz sokaktır yani. Hiç kimseye tavsiye edilecek bir şey değil. Birsel ve kim yazdı? Birsel yazdı. Aferin gidinler. Aferin, çok güzel, bravo. Yani bir çırağa bir şey yazdırmak, hele hele böyle boncuk gibi bir kız çocuğuna bir şey yazdırmak ve onun böyle alkışlanması benim için en büyük mutluluk herhalde budur yani. Aferin kızım. Yavrum, cicim, aferin. Baban yine selam söyle. Mektubun iki yorumu çok genius bir fikir, çok parlak bir fikir. Bir de nefis bir tespit var skeçte. Hangisi? Sevgilinin aklına sokma bölümü. Benim bir sorunum var, biliyor musun? Ne? Benim kulak memelerim çok büyük falan. Ana, hakikaten ne? Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin sana. Niye Melahat ablanın kapısına doğru gitti? Diyorum ki size, dışarı doğru kavis vereceksiniz. Ondan sonra laf edin ya. Geç. Siz sırada mısınız?
Evet teyzeciğim. İyi. Ben de sıradayım. Kolay gelsin usta. İyi teyzeciğim. Bak, senin önünde bu var. Bunun önünde ben varım. Tamam. Benim önümde bu var. Ona göre. Tamam teyze. Sen kaç tane pide alacaksın? Ben mi o? Sen. Ben iki tane pide alacağım. Ben kaç tane pide alacağım biliyor musun? Bilmiyorum abi. Ben kaç tane pide alacağım biliyor musun? Ya bilmiyorum abi. He. Evet, sıcak pide geldi. Sıradan biri gelsin. Ben. Ya sıradan biri diyorum. Sen sıradan biri misin? Geçsene. Amcacığım, isterseniz benim yerimi alabilirsiniz. Buyurun. Sen niye şimdi sıranı verdin? Ben beklemeyi seviyorum. Allah'ım sen sabır ver ya. Evet, Ramazan sabır ayıdır. Sağ ol kızım. Buyurun amcacığım. Allah razı olsun. Sağ İsterseniz beklemek istemeyene pastane pidesi verebilirim. Pastane pidesi mi? He. Bir şey soracağım. Bunun bizim beklediğimizle arasında ne fark var? Bu susamsız, o susamlı. Peki susamsızla susamlının arasında ne fark var? O doğal gaz ateşine pişiyor, bu odun ateşine pişiyor. Ben susamlı pide istiyorum. O zaman bekleyeceksin. Üstüne başka bir şey koyuyor musun? He, 1 lira farkla çedar eritiyorum üstüne. Arkadaşlar bu ne ya? Hem sıra bekliyorum, hem bir şey soruyorum. Laf sokuyor ya. Bu ne? Bu Ramazan pidemi yemeyelim, ekmek yiyelim ya bugün. He? Hadi beni takip edin. Ya Ramazan'da bari ekmek yemeyelim ya. Pide var. Beklemeden pide var. Beklemeden sıcak pide var abi. Pide var, 10 liraya pide var kardeşim. İster misin? Ne? Paltoda bekletilmiş... Paltoda bekletilmiş pide var kardeşim. Ya kardeşim ne diyorsun Allah Allah? Manyak mısın nesin? Sen ister gibisin. Ne dedi ya? Anlamadım. Orucumu bozmuş. Yok, o kendini bozmuş teyze. He. Neden sadece Ramazan'da pide çıkıyor? Geri kalan 11 ayda neden pide çıkmıyor biliyor musun? Bilmiyorum abi. Ben biliyorum. Neden? Söylemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Solanmıyorsun. Ne oldu? Ne oldu teyze? Ne? Efendim, ne oldu? Ne? Ben bir şey yapmadım. Ne? Ben bir şey yapmadım. Ne oldu kızım? Ben size bir şey söylemedim. Hayır, ben bir şey söylemedim. Bana bir şey söylemeseniz. Sanırım laf bende. He? Pideler. Un koyuyoruz ona. Ha bunun gramajı ne kadar? Sana ne? Susamı böyle uzaktan mı atıyorsun yoksa üzerine mi serpiyorsun? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ya Emizi, al bir tane papatya ekmeği git. Ne yapacağım ben bununla? Seviyor mu sevmiyor mu oynayacağım? Ben susamlı pide istiyorum. O zaman bekleyeceksin. Çok patladım. Aa nasıl? Nasıl ya, daha var. Ya baksana şunun haline. Allah'ım benim. Hadi bismillah. Allah razı olsun. Arkadaş bu ne ya? Hem sıra bekliyorum hem dayak yiyorum ya. Var mısınız? Başka fıfırının başka bir sırasında bekleyelim. Beni takip edin hadi. Ya şimdi o kadar bekledim ben. Şey yapmayayım. Selam aleyküm. Oo aleyküm selam. Gizir ne yaptın pideleri? Hallettim. Bak
karışmasın diye daire numaralarını yazdım. Ne kadar güzel ya. Peki yumurtalı olan hangisi? Yalnız karıştırma, yumurtalı yazabildim. Isımadı. Bunu Instagram'a attım, beğeni yay. Ya altına da HZR Ünlü Mamul yazdım. Patladı ya. Gerçekten mi ya? Hemen bakayım ona. Ya kardeşim ayıp değil mi ya? Biz de burada sıra bekliyoruz. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Tamam da tamam, bir şey yok tamam. Aa, bence ayıp değil. Ramazan'da kavga olmaz. Ya olur mu kardeşim öyle? Kardeşim bırak sen de pideleri. Sırayla alalım işte. Evet. Bu yakışıklı çocuk doğru söylüyor. Yakışıklı mı? Bu çocuk mu yakışıklı? Bu mu? Bak bakayım bu çocuk yakışıklı mı? Şöyle bak, fena değil. Bir çevir bakayım. Cepheden. Var mı, ne diyorsun? Yakışıklı mı? Abi. Halkın takdiri, ben bir şey diyemem. Ya konumuz bu mu şimdi kardeşim? Ya yabancı değil de bizim apartmanın kapıcısı. Sizin apartman da mı var? He. At mülkiyetli mi, arsa tapulu? Onu bilmiyorum, babama sormam lazım. He git tamam, sor babana, ben bekliyorum hadi. Vallahi delirtecek beni ya, darlatacak, kırtlaklayacağım onu ya. Hayır, 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 sakin ol da. Ya bu ne ya? Adam bir soru sordu, bu cevap vermiyor ya. Dalga mı geçiyorsun adamla? Arkadaşlar, aşağıdaki lokantada iftar menüsü var. Hadi hep beraber oraya gidelim. Bu kim ya? Meçhul. Tanımıyorum. Kimse gelmedi, tek gitmeyeyim dedim ya. HZR Firun, başka şubemiz yoktur. Güzel, Instagram değilsin değil mi? Instagram'dan takip edin. Ha işte ya, o zaman beni de Instagram'dan takip edin. Nickname'imi veriyorum. A-A-E-I-I-O. O ne ya? Karadenizli İbo. Bak, herkes sesli harfleri atmış. Ben sessizleri attım, nasıl? Bravo. Çok güzel hareket, çok güzel. Biz zaten anlayasın. Haydi hayırlı Ramazanlar. Ya adam pideleri aldı gitti, ne olacak böyle kardeşim? Ne? Biz de burada sırada bekliyoruz. Bana bak Karaoşak, sen buraya arıza çıkarmaya mı geldin? Ya arıza falan çıkarttığım yok. Ya düzgün yap işini ya. Düzgün yapıyorum, ne yapıyorum sanki? Ekmeğimin peşindeyim ben ya. Biz neyin peşindeyiz? Siz pidenin peşindesiniz. Bir şey soracağım. Kaç kişi çalışıyor bu dükkanda? 8. Sigortalı mı, sigortasız mı? Hepsi sigortalıydı. Ramazan gelince bunların sigortaları attı. Şu an kimse sigortalı değil dükkana. Ya kardeşim hadi sıra bekliyoruz ya. Verin şu pideleri artık ya. Ver pideleri. Ya pişsin vereceğim de sanki ben bayılırım buranın şey olmasına. Sen ne bağırıyorsun ya? Asıl sen ne bağırıyorsun, karışıyorsun ha? Elinin hamuruyla. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çocuğa mı döveceksin? Ne yapacaksın? Ne gerekirse döveceğim. Hop 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 hop. Temas yok. Temas yok. Zaten bizde kredi kartı geçmiyor. Ya Allah'ım sen neden beni sadece açlıkta sınamıyorsun? Ya kardeşim bu pide satılıyor işte. Yapın koyun şunu, verin gitsin ya. He? Ver. Ya hadi ver pidemizi, ver. Ya bak dükkanın kocaman ya, ver artık şu pideyi. Aha top patladı. Duydunuz mu? Allah top patladı. Allah kabul et. 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 Buraya bir tane pide var, alın bunu hadi. Arkadaşlar! Ramazan çadırı var aşağıda. Hadi bugün orada yapalım iftarımızı. Beni takip edin. Hadi be, hadi be. Hadi. Hadi gidelim. Hadi be. Hadi. 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 Bir tane. Hadi. Birlik beraberlik ya. Evet ya. Vallahi birlik beraberlik ya. Bir tane var dedim. Zil diyenler.
Hindi, hindinin çalması lazım. Çal elini kardeşim, çal. Bravo. ÇÇG. Neyiniz var be? Bugün her vurduğunuz gol oluyor ya. Laf da unutsanız giden gidiyor yani. Çok güzel skeçti vallahi billahi. O temas yok, nereden aklınıza girdi ya? en iyi şaka hangisiydi? Çedar, başka? Temas değil mi? En taze. En taze. Ben sesli harfleri, sessizleri atmayı da sevdim. Çok güzeldi. Evet, mesajımız da çok açık. Temas yok. Her tür terbiyesizlik var. Ama temas yok. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bravo çocuklar. Aferin. Yazar kimdi burada? Yazarın hakkını yemeyelim. Kim yazdı? En sonunda Cihan abinin dokunuşları. Evet. Hilmi'nin de Laz yorumu olağanüstüydü. Bravo çocuklar. Ve Cihan Tala. Çocukların sevgilisi Cihan Talay karşımızda efendim. Buyur Cihan'cığım. Özgüven problemi çeken bir adamı göstereceğiz birazdan burada. Cemile Çiğdem Canyurt, Evliya ve Hilmi Deler yazdı. Ben çiftleri görebilir miyim? El kaldırabilir mi çiftler? Hayırlı Ramazanlar öncelikle. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan. Kim? Hasan. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşiniz mi? Evet. Nasıl tanıştınız be? Tam tanışma anını anlatabilir misiniz bize? Mahalle arkadaşıydık. 12 yıl oldu değil mi? 12 yıl önce mahalle arkadaşıydık. Mahalle arkadaşı mı? Evet. Şimdi ev arkadaşı sayılıyoruz Nebze. Aynı şey oluyor yani. Çocukluk arkadaşı anlamında. Mahalle arkadaşı yani... Tabii. Bir dakika ya, çok güzel. Komşu muhabbeti işte ya. Aynen. çocukluk arkadaşıydık. Mahallede top oynarken Ebru'nun kafasına, işte vurduğum top kafasına geldi. Öyle tanıştık. Ya o şeyden dolayı olmuş. Sarsıntı oldu. O anda hemen sen de gitti. Onun fırsata mı dönüyor? Nasıl oldu? En büyük aşklar nefretle başlar noktasına döndü iş. Bayağı bir kızdı. Bir dakika. Kaç yaş? Yaş kaçtı o zamanlar? 17-15. Bir dakika. Tam kızdığın anı kızdığın şekliyle yapabilir misin? Gerizekalı falan bir şey mi? Gerizekalı mıdır? Ne dedin? Belki fazlası da vardır. Hadi ya. Bir top çarptı. Sen de ne büyütmüşsün? Abartmayı sever birazcık. Mahalleden manita süpermiş ya. Aynen. Yani çocukluk tam... Çocukluk aşkı. Çocuk evet. 15 yaş... Şey 17 yaşındaydım, 15 yaşındaydı. Başladı. O şu an kaç yaşındasın? 30-28. Bayağı olmuş. Tabii o aradaki iki yaş farkı değişmez zaten. Mantık yani. Haliyle o. Ne kadar yılda geçse... En çok onu değiştirmeye çalıştım ama olmadı. Evet. Tamam. Ben oraya girmiyorum. O özeliniz diye girmiyorum. Hayır diyemediğin bir şey oluyor mu? Yani... Ablaya verebilir misiniz mikrofonu? Siz nasıl ikna ediyorsunuz bir şey istediğinizde? Bilgisayar oyunu oynamayı çok sever. Oyun oynarken söylüyorum. Taktiğiniz bu. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Uzun ömürlü olsun mu denir, ne denir? Zaten 25. yıllarındalar. Maşallah. Gayet iyi gidiyorlar. Maşallah. Allah o aradaki iki yılı hep korusun. Haydi. Özgüvensiz misin? İki geliyor. Alkışlarınızla. Merhaba, müsait miydiniz acaba? Aa, tabii buyurun. Valla rahatsız etmedim değil mi? Yok canım, sizi bekliyordum ben. Yok yani bakın, eğer işiniz varsa ve beni kırmak istemiyorsanız açık açık söyleyin, ben sonra da gelirim yarın. Beyefendi durun, aa! Niye yoldan geçerken uğramış gibi yapıyorsunuz canım? Sizi bekliyorum, seansımız sizinle. İyi bari, geleyim efendim. Tabii tabii, buyurun. Buyurun. Şöyle oturun. Yok lütfen, önce siz. Aa, lütfen oturun. Yok yok yok, siz buyurun. Hayır canım, oturun. Yok yok. Aa, dur! Hamza Bey'di değil mi? Evet. Evet. Nedir şikayetiniz Hamza Bey? Efendim, kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Yani hani vur ensesine, al ekmeğini derler ya. İşte o ense benim ensem. Herkese inanıyorum. Kim ne derse yapıyorum. Böyle saçma şey duymadım ben. Vallahi öyle. Allah Allah. Ben de durmuş burada dinliyorum. Böyle bir hastalık yok canım. Çık dışarı.
Aa, siz bayağı inanıyorsunuz. Siz de mi kandırdınız? Benimki tıp için. Ve tıpta kandırma var mı? Tabii, tıpta bir tek utanma yok. Her şey var. Şöyle buyurun, biz seansımıza başlayalım. En son kendinizi ne zaman kandırılmış hissettiniz? Az önce. Tamam canım, benden önce. Düşünüyorum, düşünüyorum. Hah, bulamadım. O halde buna bakın. Boş bu. Ha, pardon. Hah, şimdi oldu. Yaklaşık bundan 3 ay önceydi. Evet. Muhasebe departmanına yeni birini arıyorduk. Alımları siz mi yapıyordunuz? Evet, insan kaynaklarıyım ben. Hı, ne oldu? Bir gün masamda oturuyorum. Evet. İçeri girdi. Kim? Vicdan. O kim? İlk gördüğümde aşık oldum. Allah'ım dedim, bu nasıl bir güzellik? Nasıldınız o zamanlar? Daha böyle, nasıl diyeyim, buz devrindeki Sid'e benziyordum. Ayıp olmuyor mu? Nasıl böyle değiştiniz siz? Çok büyük bir kaza geçirdim. Aa. Evet, kalan parçalarla tıp beni yeniden yaptı. Anladım, çok güzel. Sonra ne oldu? Sonra ben masamda oturuyorum. Hı-hı. İçeri girdi. Only you. Kimse gelmesin benim odama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim bacım. Bacım mı? Heyecandan gerçekleşti böyle. Bir anda çıkıverdi ağzımdan. Sonra ne oldu? Muhasebe departmanı için geldim ben. Buyurun tabii. Daha önce bir tecrübeniz var mıydı? Ne konuda? İşte muhasebe. Ay yok, rakamlarla hiç aram yok. Olsun. İngilizceniz var mı? Ay yok. Olsun, zaten hiç önemli değil. Artık herkes İngilizce biliyor. Önemli olan yanına hangi dili koydunuz? Yok, hiçbir şey koymadım. Bunlar zaten saçma sapan prosedür sorular. Hangi bilgisayar programlarını biliyorsunuz? Story atabiliyorum. Fotoğraf yükleyebiliyorum. Filtre 10 kiloya kadar düşürebiliyorum kendimi. Emojilerle derdimi anlatabiliyorum. Hatta inanır mısınız, şu an canlı yayın yapıyorum. Adeta hackersınız. Peki Vicdan Hanım, kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? 5 yıl sonra? Bodrum Gümbet'teyim. Böyle bronzlaşmışım, beyaz bikini atıyorum. Elimde de turklu martin. Harika bir vizyon. Evet. Son olarak Vicdan Hanım, sizi neden işe alalım? Çok ihtiyacım var. Elinizi vicdanınıza koyun. Burada mı? Nasıl? Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür. Buyurun, ben sizi plazaları gezdireyim. Tamam. Şöyle, hep buralar hep plaza. Muhasebe departmanına muhasebe bilmeyen birini mi aldınız? Yani aslında tam öyle sayamazdı. Hamza Bey. Hiç bilmiyordu. Aferin size. Sonra ne oldu? Sonra bir gün yanıma geldi. Evet. Hamza Bey. Aha, vicdanımın sesi. Ya Hamza, ben yine kapattım bunu. Ya ama bak, çarpıya basmışsın, ondan kapanmış. Ya inanmıyorum, yine aynı şey. Ne oluyor ya? Ağlamaya çalışıyorum. Bak ağlama, beni de ağlatacaksın. Tamam. Ben bir hava değişikliğine ihtiyacım var, çıkabilir miyim? Ama saat daha 8:30, mesai bile başlamadı. İşte başlamadan çıkıyor. İyi, tamam. Sen bir hava. Tamam. İşim ne olacak peki? Ben hallederim senin işlerini. Ya. Çok şeker. Sağ ol. Bütün işini, gücünü size bırakıp gitti öyle mi? Ya evet, ama yardımcı olmaya çalışıyordum. Yani o yüzden çok uykum geliyordu hep. Günde kaç saat çalışıyordunuz Hamza Bey? 24. 24. 12 saat kendim için, 12 saat vicdanım için. Sonra ne oldu? Sonra ne hikmettir ki yine bir gün masamda oturuyorum. Hamza Bey.
Evet, çıktım oradan. Pardon, Hamza Bey. Hamza, bakar mısınız? Yalnız bu formu yanlış doldurmuşsunuz. Ben şu an çok gerildim. Aa, çok özür dilerim. Ben günde 4200 tane form doldurduğum için atlamışım onu demek ki. Hemen hallediyorum. Lütfen, kovulacağım yalnız. Çok özür diliyorum. Benim hatam, benim hatam. Çok iyi olur yani. Sonuçta zaten canım çok sıkkın. Ne oldu ki? Ne oldu? Ya, tatile gideceğim yani. Köpeğim Kuçu Kuçu Bella'yı bırakacak. Kimseye olamıyorum. Kim? Kuçu Kuçu Bella. Kuçu Kuçu, ben bakarım. Şey, Yorkshire zaten böyle. 1,5 kilo yoğurt kadar. Tamam, ben bakarım ona. Tamam. Ya çok tatlısın şu an. Ben nasıl teşekkür edeyim sana? Ben biliyorum aslında nasıl teşekkür edeceğini. Nasıl? Bir kahve içsek. Aa, saçmalama. Sakın Kuçu Kuçu Bella'ya kahve içirme, değil misin? Çok zararlı bir şey o. Tamam, o zaman öptüm. Ama Kuçu Kuçu... Ya bir konuşabilir miyiz? Ona ne zaman elimi uzatsam vicdanım el vermiyordu. Köpeğini size bırakıp tatile gitti. Evet, vallahi vizyonlu kadınmış. 5 yıl sonra kendimi Bodrum'da görüyorum dedi. 3 gün sonra gitti. Sonra ne oldu? Ya Allah'ım, ben seni öldüreceğim. Ya sen ne kadar tatlı bir şeysin Allah'ım, yiyeceğim seni. Kudu kudu. Kudu kudu kudu. Hamza Bey, ne yapıyorsunuz ya? Oyuncak mı getirdiniz iş yerine? Oyuncak değil efendim, gerçek köpek. Gerçek mi? E, kovuldunuz o zaman. Nasıl ya? İş yerine hayvan getirmek yasak, bilmiyor musunuz? Ama benim değil ki, Vicdan Hanım'ın. Kim getirdi bunu? Ben getirdim. Kovuldunuz o zaman. Ama benim değil. Yani Vicdan Hanım bana bırakmıştı. Ben bir ay... Yani Vicdan... Aa, geliyor. Vicdan Hanım da geliyor zaten. Aa, benim aşkım benim, canım. Kuzum benim. Bakar mısın tatlı? Sizin mi bu Vicdan Hanım? Evet, bahsettin mi? Çok tatlı. Aa, meşhur Kuçu Kuçu Bella bu, ha? Evet. Kovuldunuz Hamza Bey. Nasıl ya? Dedi işte, benim dedi köpek. Ama siz getirdiniz. Ha. Nasıl ya Vicdan Hanım? Sen de bir şey söylesene. Ya ama ben sana evde bak dedim ya Hamza. Sen şu an niye işini riske atıyorsun ki? Sonuçta bak, kalbi nasıl atıyor, bakar mısın? İş ortamında gerilmiş hayvan yani. Çok saçma. Hemen ödemesini yapın, çıkışı yapasın efendim. A, ben niye para veriyorum? E, muhasebeci sizsiniz. Ha, okey. Tamam aşkım benim. Kovuldunuz Hamza Bey. Ya ben sıkılır evde diye getirdim. O gün bugündür işsizim. Hamza Bey, ben biraz yoruldum. Seansa sonra devam etsek olur mu? Olur. Bir de şuralarım ağrıyor. Masaj biliyor musunuz? Evet, ya biraz. Vallahi şuralarıma böyle. Şuralarıma. Ha, şuralarıma. Tamam. Çok sağ ol. Ne demek? Bir de çok yorulduğum için sizden 2 kat para alacağım. Tabii, ben hemen vereyim. Tamam. Masaja mı devam edeyim, parayı mı vereyim? Masaja devam edeyim. Tamam. Çıkarken parayı veririm o zaman. Olur. Tamam. Bir de hazır masaja başlamışken ayaklarımı da yıkar mısınız? Ha, o zaman ben ıslak bir şeyler getireyim, geleyim. Tamam, hadi. Hadi. Bir dakika ya, siz bayağı beni kandırıyorsunuz. Ben de karşınıza geçmiş her şeye olur diyorum, tamam diyorum. Bu ne ya? Ne olur? Hareketlere bak. Ne oldu? Bravo Hamza Bey, bakın. Düşününce nasıl buldunuz? Yüzüme yüzüme söylediniz her şeyi. Hamza Bey, sizi kandıran o insanlar değil, sizsiniz. Ben miyim? Evet. Siz böyle kendinizden vermeye devam ederseniz bu insanlar sizi hep kandıracak. Anlatabildim mi? Evet. Siz hayır demeyi bilmiyorsunuz Hamza Bey. Ne yapıyoruz? Hayır demeyi öğreniyoruz. Evet ya. Bak hala ya. Hayır. Çok güzel hareket diyenler. Güzel skeçti. Hele getir onu, getir. Ben hiç bir televizyon yayında canlı bir köpekle ilk defa... Pascal gel. Pascal'la tanıştırayım sizi. Pascal. Bir tane Jack Nicholson'ın filminde Oscar alan bir köpek vardı. Veya ben vermiştim. Gerçekte Oscar verilmemiş de olabilir. Evet, çok güzel hareketler tarihinde ekibimize katılmış ilk köpek oyuncuyu alkışlıyoruz. Tamam. Artık Pascal buranın
kadrolu şeydir Alın abi. Hilmi'nin normalde köpeği. Güzeldi. Begüm yorum çok iyiydi. Hepinizin yorumu çok iyiydi. Yap bakayım bir neyi? Efendim? Botoks var değil mi İnci'den bir? Evet. Al. Göz kısmında hiç şaşırma yok. Çok güzel. bence... Yani seyrettikçe kıymeti biraz daha artacak türde skeçlerden birisi. Önermesi çok güçlü. Çünkü bizim çocuklara da hep anlattığım bir şey vardır. Kariyerinizi evet dediğiniz değil, hayır dediğiniz işler, projeler belirler. Çünkü siz bir oyuncuyu bir projede görüyorsunuz. O bir evetin sonucu. Ona kadar 6 tane hayırı var arkadaşın. Belki de yeri göğü inleten diziye hayır dedi kardeşimiz. Öyle şeyler, o iş bana gelmişti diye tarif edilen bir şeydir o. Güzel idi, tatlı bir skeçti. Bir çekiliniz de oldu. Gözünüz aydın. Hamza'yı öylesine alkışlayalım. Yine Hamza'yı alkışlayalım. Ya, Hamza. Çok güzel hareketler devam ediyor. Dış Ses isimli bir skeç gelecek şimdi. Burak Akgünak ve Yansın Çam yazdı. Filmlerde böyle dışarıdan bir ses geliyor oyunculara. Gelmiyor mu? Yani oyuncular oynarken böyle dışarıdan böyle bir ses geliyor. Yo, hiç duymadık böyle bir şey. Ben onlara dedim ama bunu böyle bir şey sanmıyorum. Bilmezler mi? Herkes bilir ya Dış Ses adam konuşur. Evet. Evet. Şu an oyuncular hazırlanıyor buna. Ben de bir şeyler daha söylemem gerekli. Değilse dağılalım Cihan. Niye hazırlıyorsun? Yok yok o zaman. Gerçi ben... bugün her skeçte 25 kişi aynı anda oynadığı için evet. Arada çocuklar gidip... Şey daha önce anlattığım bir şey anlatayım mı hocam? En böyle vakit geçmiş olacak. Vay artık hocanın lafı da kesiliyor. Estağfurullah hocam. Aa, özür dilerim. Kesmedi mi? Kesti diyenler. Yok tamam. Tamam koçum anlat. Anlat ayıp ediyorsun. Anlatıyorum. Ben... Zeytinburnu'nda yaşıyorum. Zeytinburnu çocuğuyum. Öyle diyorlar çünkü oradan da öyle söylettiriyorlar bana. Hazırlarmış hocam. Dış Ses geliyor alkışlarınızla. Otobüs durağında sıradan bir gündü. Birbirini tanımayan bu üç kişi her gün bindikleri otobüsü beklemekteydi. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde durağa geldi genç adam. Kim dedi onu? Birazdan hayatının geri dönülmez şekilde değişeceğini bilmiyordu. Abi vallahi ben otobüse binip gidecektim. Ama yanındaki adam... Ben. Çocuğun cebinde tutmuş sayısal kupon olduğunu öğrendiğinde onu öldürmek için planlar yapmaya başlamıştı bile. Doğru mu abi bu? Ne alakası var ya? Diye yalan söyledi Ege'li adam. Nereden bilip durun lan yalan söyledim he? Diye havaya konuştu Ege'li adam. Havaya konuşmadım lan, seni konuştum şerefsiz. Ses. Dedi Ege'li adam. Arkadaşım Ege'li adam demeyi keser misin lütfen? Dedi Hüseyin Yılmaz. Doğru. 1975 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğmuş olan Ege'li adam. Hala Ege'li adam deyip dur ya. Abi gerçekten buna mı takılıyorsun ya? Tam da bu sırada elini çocuğun arka cebine sokmaya çalışan kadını fark etti çocuk. Ne alakası var ya? Dedi kadın. Abla gerçekten kuponumu alacak mıydın? Ya yok kardeşim düşmesin diye içine tıkıştıracaktım. Çok pardon kuponu cebinizde mi taşıyorsunuz? Dedi zengin çocukla sevgili olmayı hayal eden kendine zengin süsü vermiş kenar mahalleli kız. Ne alakası var ya Selanikliyiz biz? Dedi aslında Zonguldaklı olan kız. Kızın kendisine olan ilgisi genç adamın hoşuna gitmişti. Ne alakası var ya? Dedi hiç sevgilisi olmamış olan genç adam. Oldu. Dedi daha önce hiçbir kızın elini bile tutmamış olan genç adam. Tuttum. Dedi sütten çıkmış ak kaşık. Değilim. Dedi ama öyleydi. Değilim. Dedi ama öyleydi. Değilim. Dedi. Ama öyleydi. Tamam lan, tamam. Üzülme. Sen de zamanı geldiğinde şey yaparsın ya. Dedi. Tamam, şey yapmayalım. 45 yaşında hala bekar olan diğer adam. Oğlum indi bu ya.
Neden bu adamın dediklerini dinletiyoruz? Dedi ve aklına bir fikir geldi. Aklıma bir fikir geldi. Evet. Sen aklından bir ders sayı tut bakayım. Tamam. Pardon, isminiz ne? Diye sordu bu bahaneyle kızın adını öğrenmeye çalışan yalnız çocuk. Su. Dedi mualla müesser Su Tulumbacıoğlu. Çok güzel isim. Diye yalan söyledi. Lan şu sese malzeme verip durma. Bir dakika dur bakayım ya. Sen aklından bir sayı tut bakayım. Bilebilecek mi? Tamam, tuttum. Dedi şimdiye kadar bir sürü sevgilisi olmuş olan mualla müesser Su Tulumbacıoğlu. Gerçekten ya, rahatsız oluyorum. Su yeterli. Aklından 25 sayısını tutmuştu. Ama bunun yaşı olduğunu ve kolay tahmin edilebilir olduğunu düşünüp son anda 321 dedi. Oha! Gerçekten böyle düşündüm. Yaşı kaç, başı kaç, bir sürü de sevgilisi olmuş. Dedi sadece son bir yılda 3 evlilik yapan kadın. Yazıklar olsun. Diye herkes ayıpladı kadını. Vallahi hanımefendi hiç yakıştıramadım size. Dedi benimle neden evlenmesin diye iç geçiren Egeli adam. Oluyor mu indi böyle ya? Oluyor mu? Yeter gari! Diye bağırdı öküz. Beni hakaret etmiyorsa bak beni taktı bu. Çık karşıma konuşalım. Sensin o. Abi sakin ol. Ne sakin olacağım ya? Her şeyimi döktü buraya. Rezil oldum. Senin bir şeyin öğrendik. Benim her şeyimi öğrendik ya. Allah bu sesin kara kara belasını versin. Abi lütfen sakin ol ya. Dedi sayısal kuponunun artık cebinde olmadığını fark eden çocuk. Kim aldı lan kuponumu? Dedi ya. Sığır. Abi ayıp oluyor ama ya. Pardon, tutamadım kendimi. Tamam. Dedi sığır oğlu sığır. Allah Allah. Dedi sıkışınca Allah'a sığınan fırsatçı. Terbiyesiz. Pislik. Münafık. Diye ayıpladı son cuma namazında ayakkabı çalan adam. Arkadaşlarının gıybetini yapan kadın. Ve öbür kız. Allah Allah, pardon da ben neden öbür kız oluyorum acaba? Dedi ilgi manyağı kız. Teşekkürler. Abi düzgün konuşur musun kızla? Dedi hala bir umut kıza yazan çocuk. Hepsi kuponun akıbetini merak ediyordu. Evet. Ne oldu? Nerede lan kupon? Kim aldı kuponumu? Bende değil, ben almadım. Bende de değil. O zaman kimde? Dedi içlerinden birisi yalan söyleyen üçlü. Yok. Polis! 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 Polis yok mu polis? Diye bağırdı sürekli arka sokakları izlediği için polisin ışınlanacağını düşünen çocuk. Lan polislik bir şey yok. Ses yapıp dur her şeyi. Bir dur bakayım ya. Dedi birazdan cebinden bıçak çıkaracak olan adam. Arkadaş hiç aklında yoktu. Ne oluyor? Hepsi birbirinin silah ve bıçak taşıdığına şaşırmıştı. Çünkü bu gerçekten çok anlamsızdı. Gerçekten. Evet, üstünü bir de haksızlık. Hepsinde silah var, bende bıçak var. Yani keşke çekmeseydim. İndir onu. O zaman indir, indir onu. Evet, bundan ne yapacaksın? Vallahi indirsin onu. Ve işte Meksika açmazı. Meksika açmazı. Olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum. Gerilim arttırıcı nokta karşı tarafın kendisini ateş edeceğinden korktuğu için hiç kimsenin silahı bırakmamasıdır. Bu durum olaya karışanları ya diplomasiye, ya teslim olmaya ya da ilk olarak karşındakini vurmayı denemeye iter. Allah Allah! Arkadaşlar bir sakin olun, bir sakin olun. Bu ses bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ne var yani bu abla yalan söylemişse? Herkes söylüyor. Evet. Yani bu hanımefendi 25 yaşında ve bir sürü sevgilisi olmuş olabilir. Benim hiç sevgilim olmamış olabilir. Bu abi de 40 yaşına kadar bir kadının elini tutmamışsa ne var yani? 45. Tamam abi, takılma bunlara. Bakın arkadaşlar, bugün bu durakta birbirimizin kötü özelliklerini hiçe sayıp toplumsal huzuru sağlayabiliriz. Bugün bunu burada yapabiliriz. Evet. Evet. Helal olsun. Helal bırakıyorum ben. Bu etkili konuşma ortamı yumuşatmıştı. Evet. Gerçekten çok ilham verici ve başarılı bir konuşmaydı. Sağ ol. Keşke birazdan çıkaracağım ani ses yüzünden panik olup birbirlerine ateş etmeyecek olsalardı. Ne sesi ya? Ne? Arkadaşlar bak ses ağzımdan söyledi. Bak ses çıkacak, kirçipalik yapmasın. Bende silah yok, ben ölürüm. Pat! Ne kadar şanslıyım ya, hepsi beni ıskaladı. Diye sevindi kendisine hiç kurşun isabet etmeyen Egeli adam. Doğru söylüyorum durun, bende hiç isabet yok. Diye onayladı. Hemen genç adamın ceplerini aramayı düşündü. Yo, ben sevindim yani. Kurtuldum diye hiç aklımda öyle bir şey yok. Belki de kupon adamın gömlek cebindeydi. Ha, evet. Düşündüm ben buna. Doğru. Bunun gömleği yok. Pantolon. Ha ha.
Japon'u buldu ve hayal kurmaya başladı. Neler neler yapacaktı. Aklını hayalini gelmez. Ne yazık ki o sırada kalp krizi geçirdiğinden habersizdi. Yapma ya. Bir dakika. Hiç bende belirti yok ulan. Derken... Ya bak bir sürü param var. Ortaya çık anlaşıverelim ya. Dedi ve sancı başladı. Uf! Uf! Çok fena girik oldu lan. Ölümün soğuk yüzü kendini gösterdi. Dövdüm. Ayakları soğudu. Aman buz. Titremeye başladı. Önce sağ tarafa doğru yalpaladı. Evet. Ama düşmedi. Sonra sol tarafa doğru yalpaladı. Bu sırada ayağını kaldırıyordu. Arkadaşım sen ne olsun hissettirirsin ya? Oldu olacak sevmek oynayayım. Bırak ölüm burada. Dedi ve gücü bitti. Diz çöktü. Son üç. Sayma lan. İki. Dur. Bir. Anam bitti. Genç yaşta zengin olduğunu öğrendiği an öldüğüne değil, yalnız öldüğüne üzülüyordu. Oyunun bittiğini anlamayan seyirci sahneye bakarken ışıklar sönüp müzik girince oyunun bittiğini anlayacak ve alkışlamaya başlayacaktı. Bu çok güzel hareketli diyenlerin. Enteresan bir skeç idi. Daha önce benzerini pek izlemediğimiz tatlı bir şeydi vallahi. Buna zil çalınır diyen var mı? Zil çok olur, ÇGH iyidir diyen var mı? Çal zili kardeş. Çal. Kim yazmıştı bunu? Ben ne Burak? Yasin Çam ve Burak neydi buranın soyadı? Burak Akyunak. Burak Akyunak, altyapıdan bir arkadaşımız. Çok skeçler, burada çok oynanmış skeci var. Burak'ı da buradan alkışlıyoruz. Güzel idi. En iyi şaka hangisiydi? Arka sokakları. Arka sokaklarla ilgili bir polis arkadaşla bir vesileyle tanışmıştım. O da şey diyordu, bu arka sokakları bizi mahvetti ya. Onlarda bir bilgisayar var. Çat diye her şeyi görüyor. Bizde öyle bir şey yok diyor. Daha henüz oraya gelmedik yani. Vatandaş da bizden onu bekliyor diyor. Güzeldi. Çok tatlı, güzel, yerinde ve dozunda bir önermesi vardı. Yani sıradan gördüğünüz her fotoğraf sırlarla doludur diyordu. Çok da güzel şakalar vardı. Aferin çocuklar. Zili yine çaldırdı. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bir dakika ve huzurlarınızda kim? Ezgi. İyi, altı kişi tanıyor Ezgi. Efendim malumunuz Ramazan ayındayız. Ramazan aylarında da hiç değişmeyen bazı şeyler var. Bunlardan bazıları da, biri de hatta reklamlar. Biz de dedik ki bitsin artık bu reklamlar, yani bitsin bu reklamlar dedik. Atakan ve Metin yazdı. Ya, hep aynı tarz reklamlar bitsin anlamında söylüyorsun. Tabii ki. Evet. Klişe olanlar. Ya böyle hep aklımıza geliyor ya, Ramazan deyince biliyoruz o reklamları. Şimdi saymayayım, birazdan izleyeceğiz. Metin ve Atakan yazdı. Bitsin bu reklamlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, toplantımıza devam ediyoruz. Ramazan reklamı hazırlıklarımız ne durumda? Efendim hazırlıklarımız çok iyi durumda. Tüm oyuncularımız içeride. Aa ne güzel ya. Bu ne hız? Efendim geçen Ramazan'dan beri bekletiyoruz. Güzel. Hazırsanız başlıyorum efendim. Hazır gel. Ramazan'ın vazgeçilmezi kanun adamı. Kanun adamı hoş geldin. Çal bakalım. Çok güzel bir yorum. Gerçekten çok güzel. Sağ olun efendim. Efendim, komikli mani söyleyen davulcumuz da hazır. Tamam, hemen gelsin. Manisini duyalım. Girdim ben bu yola, düşündüm kara kara. Şimdi davulma vuracağım. Vurdum. Neden komik olmadı bu ya? Allah Allah. Şimdi bu mani ödül almamıza mani olabilir. Metin yazarlarımız mani üstünde çalışıyorlar efendim. Tamam, güzel. Peki şey nerede? Hani tonton dedemizle tonton ninemiz? Buradalar, buradalar. Dede eline gelsin.
Efendim, her bayram pencere kenarında bekledikleri için pencereleriyle geldiler. Çok genius bir fikir, çok güzel. Peki şey nerede? Hani böyle her bayram geç kalır, bir o kadar yaramaz, bir o kadar tatlı o küçük torun. Burada, burada. Torun gelsin. Selamün aleyküm, çay var mı? Torun bu mu lan? Efendim, çocuk oyuncuya bütçemiz yetmedi, arkadaş geldi. Yalnız bu böyle olmaz. Dublaj falan ayarlayın bunu. Ayarlayacağız efendim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Birazdan alacağız zaten sizi. Evet. Sunumlara devam edelim. Sırada ne var? Hemen göreyim. Yani efendim, bunlar her Ramazan reklamında oynayan insanlar. Acaba şimdi biz bir yeniliğe gitmesek mi? Başka insanlar... Sakın. Aman. Bir daha duymayayım. Şimdi bu yenilikçi fikirleri için arkadaşımızı hemen cıkcıklıyoruz. Yeterli. Devam edelim. Sırada ne var? Efendim, içecek reklamımız var. Güzel. İçecek reklamına geçeceğiz efendim. Ve Edirne'den Kars'a kurulu soframız hala duruyor zaten. Yuh, hala mı? Evet. Arkadaşlar buyurun. Buyurun, canlandıralım. Edirne'de Kars'a, Edirne'de Kars'a. Kars dinlemede. Ne yapıyorsunuz be? Öyle ne yapalım ya? İftarı etmişiz, öyle çay içelim. Siz nedir siz? Burada daha okunmadı ezan. Bekliyoruz. Hadi ya. Keşke abu aramızdaki iller de burada olaydı. Hep beraber öyle iftar ederdik. Neden olmasın ki? Ha buraya ne güzel ha. Hepimiz hep birlikte. La kardeş, hadi o zaman tabakları çevirek. Haydi. Edirne'den Kars'a kurulan bu sofrada hep beraberiz. Ama o da ne? Birisi eksik. Aa! Mahalledeki herkese selam vermeme rağmen top patlamadan yetiştim. Ben siz mi başlayacaktınız yoksa yemeğe? Sen olmadan başlardık da siye içecek olmadan asla başlayamazdık. İşte böyle. Hep beraber daha güzel. Kara içecek. Sadece Ramazan'a özel yeşil kapaklarıyla. Ne alakası? Hakkı'cığım, gerçekten tebrik ederim. Muazzam bir iş çıkarmışsınız. Ya bunlar niye her seferinde gülüyorlar ki? E reklam bu. Reklamda herkes güler. Evet, sırada. Efendim, bayram için şekerleme reklamı hazırladık. Güzel, görelim. Ninemiz gelsin. Biz niye sürekli dışarı bakıyoruz? İşte gelene geçene bakıyoruz canım. Canım mı? Hı. Sen bana bayağıdır böyle şeyler söylemezsin, hayırdır? Yaşlıyım ya, adını unuttum. Bu bayram da gelmediler. Kimler? İşte geçen bayram da gelmeyenler. Aman boş ver onları, Abuzettin. Abuzettin mi? He, ben de yaşlıyım ya, ben de unuttum. Ay, boş ver, gelmesin çoluk çocuk. Biz birbirimize yeteriz. Haydi odaya geç. Ne, pardon. Geldim. Ya bu kerata kim? Torunun ya baba. Ha, torunu. Bayramda tatile gitmeyin. Ailenizi ziyaret edin. Neneleriniz, dedeleriniz şekerle coşsun. Belde şekerleri. Bu bayramda yüzünüzü güldürecek. Ya her seferinde bu reklamlar beni çok duygulandırıyor. Ya efendim, bari bu bayramda tatile gitselerdi ya. Sen sus be!
Tatile giderlerse o kadar şekeri kim alacak? Ben nasıl para kazanacağım? Ya efendi bunlar hep klişe klişe. Allah'ım keşke beni müdahale etse şunlar artık ya. Evet, yoğun klişe ihbarı aldık. Şu an tam olay yerindeyiz. Evet arkadaşlar, klişe reklam ihbarı aldık. Efendim biz bunları her sene yapıyoruz. İşte artık yapamayacaksınız. Herkes buradaysa toplansın. İçeride biri var mı? Oyuncular var efendim, oyuncular. Çıksınlar, artık sizi kurtarmaya geldik. Merak etme. Allah Allah razı olsun. Evet, olay tam olarak burada gerçekleşti. Klişe reklam ihbarı alan ekipler olay yerine geldiler. Ve bu reklama müdahale ettiler. Şimdi bakalım mağdurlarla konuşacağız. Neler söyleyecekler? Ya bir dakika ya, her sene çekiyoruz bu reklamı. Herkes çok memnun. İşte kendini böyle savundu kır saçlı reklam sahibi bey. Şimdi bir mağdurun yanına gidiyoruz. Bakalım bize neler söyleyecek. Ne oluyor burada? Hepten aykırı gidersiniz. Kızan beya. İşte şifreli konuştu. Bir şeyler anlattı bize. Şimdi de her reklamda vazgeçilmez olan yaşlı dede ve ninemizin yanına gidiyoruz. Bakalım onlara neler yaptırmışlar. Neler yaptırdılar size? Evladım, biz 3 yıldır buradayız. Bayağı yıllar oldu. Ne 3 yılı? Benim kafa gitti ya. Biz bu hanımla bu sette tanışıp evlendik. O zamanlar bize gelin damat oynatıyorlardı. Şimdi dede nene oynatıyorlar yavrum. Biz çok kötü durumdayız. Bizi kurtar. Mağduriyetini dile getirdi yetkililerden. Yardım bekliyorlar. Söyle küçüğüm, söyle yavrum. Ne oldu? Ben 43 yaşındayım. Her bayram, ama her bayram beni çocuk oynatıyorlar. Bu kadar. Abi çok özür dilerim. Çocuk dedim, çok özür dilerim. Evet, bu klişe reklamlar artık olmasın diyoruz ve sizlere veda edeceğiz. Bu operasyonlar devam etsin istiyoruz. Artık kimse klişe reklam izlemesin. Safa Sarı. Bu da klişe. Sen kaçtır böyle giriyorsun skeçlere kardeşim? 3-5 oldu galiba. Al bunu ya, bunu da al. Hadi bak. Al bunu, topla burayı komple. Topla burayı. Hadi, 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 hadi. Safa Sarı, BKM Haber, İstanbul. Gözünüzde dursun. Çok güzel hareket diyenleri de yalan bakalım. Güzel bir eleştirisi olan, gerçekten de her sene aynı şeyi tekrar etmek ne kadar sıkıcı ya. Başka klişe geliyor mu aklınıza Ramazan reklamlarıyla ilgili? Baklava, güllaç. Ne? Pastırma tabii, esas başyapıt pastırmadır. Böyle yakın plan pastırmalar. En iyi şaka hangisiydi? 43 yaşındayım. Gene Hamza. En iyi şaka öneriyor. Hamza'ya gitti. Çok güzel hareketler devam ediyor. Evet efendim, gecenin son skecine geldik artık. Ben lafları böyle biraz yavaş yavaş söyleyeceğim. Çünkü demin yine 60 kişilik skeç verdi. Evet hocam. Efendim televizyonda biliyorsunuz yemek yarışma programları var. Var mı izleyen o programları? Yok, o kendi kendine yayınlanıyor. Herkes belgeseli. Onlar hep kendi kendine yayınlanıyor. Olur mu öyle bir şey? Düzenli takip ediyorsunuz. Mı? Mı? Bilemiyorum. Aramızda yemek yiyen var mı? Gibi. Bir interaktife girdim. Evet yine. Hocam bugün... Soruları mı yalnız soruyorum hocam? Yok yok, tatlısın, güzel soru. Ne soracaksın? Matematik mi soracaksın? Ne soracaksın yani? Kendi kendine şey yapıyorsun işte. Çok ses gelmiyor ama ses. Ben yardımcı olayım, duyayım, sana aktarayım.
Kime sordun? İsim neydi? Ecem. Ecem. Atakan'a bağlıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzliyor musunuz programları? Ya annem izliyor bazen canı sıkılınca. Ben de arada böyle bakıyorum. Hocam ben pek inanmadım. Ay bu da yeni ayak ha. Annem bakıyor yani. Ya arada işte öyle. Bence çok ilginç programlar aracı. Bence mutlaka seyredilmeliyim. Ben tabii hepsini seyrediyorum. Hepsini. Ben gece çalıştığım için... Ha şimdi sizin de kafanıza takıldı. Ne iş yapıyor acaba? Tiyatrocuyum efendim. Biz gece çalışıyoruz. O yüzden gündüz bütün yayınları izliyorum. Müge Anlı ile başlıyorum. Şeye kadar geliyorum. Bu ara Müge Anlı'da yine güzel bir aile var. İnsanın aile kavramına inancı artıyor biliyor musun? Gerçekten. Yani o güçlü aile yapımız... Kardeş kimse kimseye güvenmeyecek ya bu saatte sonra. Akraban mı var? Kendine dikkat et yani. Yani Müge Anlı'daki tipleri diyorum. Atakan hala sahnede mi? Ne yapıyor da? Buradayım hocam. Hocam ben çok iyiyim. Efendim bu programlarda insanların normalde yemekleri yemeleri gerekiyor. Evet ama skeci anlatmayalım, sunalım. Artık giyinmişlerdir aynen, diye evet, düşünüyorum. Şeye bağlıyorum hocam. Yani, evet. Yemekleri yemeleri gerekirken birbirlerini yiyorlar. Zaten skecimizin adı da birbirimizi yemekteyiz. Kim koydu bu ismi? Siz koydunuz hocam. Evet. Hocaya bir alkış. Alkışırız beni. Allah'a devam edelim. Skeç yazmışlar, adını yemekteyiz. Zaten olayın adı. Birbirimizi yemekteyiz dedi. Bu noktalarda böyle böyle şakalarla geldim işte. Ve hep o kahve var, onu içiyorum. Ondan da dolayı yani. Efendim, Begüm ve Cemile yazdılar. Birbirimizi yemekteyiz, iki geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Yetiştirebilecek misiniz Gıybet Hanım? Allah aşkına zaten elim ayağıma dolandı. Bir sus. Burnuma kötü kokular geliyor. Allah kahretsin böyle. Aman. Geldim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun ayakkabılarla girebilirsiniz. Ayaklarla girilen evin bereketi kaçar. Ben böyle rezalet görmem. Hoş geldiniz Meziyet Hanımcığım. Hoş bulduk. Bütün ev yanık kokuyor. Kesin aç kaldık. Mübezzel abla. Ay hoş bulduk. Güler yüzle karşılandık. Her şey çok güzel. Ay kız dedim kalsın. Aa lütfen ama Safranbolu da böyle değil. Ha? Nasıl? Ha, bunun vizesi bitti ya. Oh. Ha, neler yaptınız bakalım? Tavuk suyu çorba yaptım. İnşallah bulyondur. Ben 62'den beri hiçbir tavuğa güvenmedim. Börek yaptı ama Allah kahretsin. Ay, kız dedim ben yanık kokuyor her yer diye. Gıybet Hanım, böreği yakmış olmazsın. Olmazsın. Niyetliyiz, aç kalmayalım. Mesela Elma Dağı'da böyle değildir. Böreği sahurda yerler, hamur işi severler. Tamam. Gıybet ablam, yardım ihtiyacın var mı? Yok Mübezzel ablam, geldim. Geldim. Herkes çorba içiyor mu? Hiç misafir ağırlama adabı yok. Kız koy ben içerim. Tamam. İçeriz. Ben çorba içmem. Hayatımda çorba kadar sulu yemek görmedim. Hanımlar, menüde ne var ne yok merak etmiyor musunuz? Şahsen ben çok merak ediyorum. Söyle. Çok çıtır börek yaptım, ıspanaklı. Ara sıcak olarak. Ana yemekte de şişi. Sushi. Şişi. Şişi. Şişi? Şişi. Sushi. Ben böyle rezil Çince görmedim. Onun doğrusu... Şişodur. Zaten Çin değil, Japon mutfağıdır Şikayet Hanım. Çok pardon. Nerede bu oğlan? Odasında o. Tamam, biz yine başlamayalım. Biz yemeğe başlayalım, okundu.
Tamam oldu, getireyim. Hanımlar suşinin ne olduğunu bilmiyor sanırım. Ben ne olduğunu biliyorum ama herkesin içinde deklare ederek kimseyi rencide etmek istemedim. Canım bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Tabii, yani. Tabii. Çiğ balıktan yapılan soğuk ne var? Kız Japon pilavı değil miydi o? Hanımların kafası karışık bu konuda herhalde. Olsun, yemiş öğrenmiş olacağız. Değil mi? İftarda da siş. Ben 63'ten beri böyle münafıklık görmedim. Ay ben bilmediğim şeyi yemem. Vallahi sizin bildiğinize kalsak buralara barbunya pırasa. Reşadiye'de hiç böyle değildir biliyor musunuz? İftarda sıcak yemek yenir, haliyle pişmiş olur. Evet. Evet, ben çorbaları getireyim. Hadi kızım. Sunuma ne diyorsunuz hanımlar? Vallahi esnaf lokantası gibi olmuş. Bu ne böyle ortada ekmek? Ama böyle samimi, halktan, hoş. Tavşanlı da inanmazsınız. Hiç böyle değil. Mesela ekmek kenara koyulur, salata ortaya, herkes ortadan yer. Ben böyle saçma yer duymadım. Nere dediniz? Tavşanlı. Kız ne tavşanı? Tavuk suyu çorba dedim ya. Çorbayı nasıl buldunuz Meziyet Hanım? Dur, daha yemedik, boğazımıza dizdin. Bir bakalım, bir dakika bir şey yapalım, bunları bir koyalım. Buyur ha. Ne var bunun içinde? Bulyon. Çorbaya çorba demeye bin şahit ister. Kız suya bulyon mu kırdınız? Herhalde Meziyet Hanım, başka türlü tavuk tadı nasıl vereceğiz? Ben böyle rezillik görmedim. Bulyon olmaz. Tavuk konur, tavuk. Ama az önce öyle demediniz Şikayet Hanım. Ne zaman ne dedi? İnşallah bulyondur dediniz. Ya öyle bir şey demedi. Dediniz. Demedi. İsterseniz görüntüleri inceleyelim. Gerek yok. İnceliyoruz. İnşallah bulyondur. İnşallah bulyondur. İnşallah bulyondur. Şimdi ne diyeceksiniz Şikayet Hanım? Bu ben değilim. Ben hayatımda böyle saçma ben görmedim. Aa! Ay ne oldu? Çorbamın içinden kıl çıktı, ben bunu yemem. Pardon, ben onu değiştireyim. İstemem. Ay canın isterse. Gerildiniz sanki Gıybet Hanım. Ben Meziyet'in ağzını cart diye yırtardım ama işte misafir onun için. Börek koyayım ben o zaman size. Hadi kızım getir, böreğimizi getir yiyelim. Buyurun. Afiyet olsun. Aa! Bunlar yanık. Yanık değil Meziyet Hanımcığım. O çok çıtır Karagül böreği. Bizim orada öyle yapılır. Karamürsel mi sizin ora? Ha, Kocaeli. Allah Allah, Karagül tatlısı duydum ama böreğini hiç duymadım. Ver. Kız buna az işli elmas olsun. Nasıl? Hı? kömür bu. Ben kelebeğin rüyasından beri böyle kömür görmedim. Vallahi görmedim. İçecekti. Aa. Kız dökmeyecekti. Ay. Özel ablam, olsun. Rezil oldum. Yok, yok. Kadın ancak böyle yumuşayacak sandı. Börekler at kafaya yarılsın mı Gıybet Hanım? Daş, daş. Yok, az kömür. Canım olur ya, bir gideri var, yenilebilir. Mesela tıpta buna kanser derler. tamam, yemeyen yemesin lütfen, hiç yemeyin. Ama çok güzel tatlı yaptım. Evet, evet. Bakalım ona bir şey diyebilecek misin? Hadi. Tatlı yiyip tatlı konuşacak mısınız hanımlar? Ben böyle gayet de ses duymam. Buyurun. Bu ne? Bülbül yuvası. Kız o ne ara yuva yapmış oraya? Evet. Kız bu yuva değil ki. Bülbüller için toplu konut. Ben hayatımda böyle yuvarlak toki görmedim. Ablacığım, bunun tatlısı var. Onu yapacaktın. Tatlı zaten Mübecel abla. Bak nasıl tatlı. Ama güzel kabarmış. Mesela Korkut elinde böyle kabarmaz. Ben mesela kabaran şeylerden iyi anlarım. Böyle kabarmaz. Ekmek olsun,
Kek olsun iyi anlarım. Senin saçını anlamam. Yani bu kadın da zaten bir kere olsun bir anlamam. Ya yani bak Allah'sın insanı mı yiyeceğiz ya? Tadına bakın. Bunu ne yiyeceğiz? Bunu mu yiyeceğiz ya? Ama tamam tamam zıkkımı kökünü yiyin. Ben böyle çirkeflik görmedim. Ben ne böyle sinameki görmedim. Allah'ım. Gıybet. Bir kere sinameki ottur, bağırsak yumuşatır. Ben ömrümde böyle bağırsak çalıştıran ot görmedim. Mübeccel görüyor musun? Bak hoşuna gitmeyince nasıl çirkinleşti. Ya sensin çirkin. Krapeli pigme. Ya yani. Öyle işte saç kabartınca boyuzamıyor tatlım. Kayışı kopardınız galiba Gıybet Hanım. Hay çelen kopsun bir sus be. Aa, kız ben ne dedim de? Gıybet sakin ol ablacığım. Ha? Mübeccel ablam sen suyuna pasiflara mı katıyorsun? Ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Mülayim mülayim içimi şişirdim. Çatal kurdunuz da enteresandır. Ada çayıyla meyan kökü demlerler. Ora nere Gıybet Hanım? Buhranbolu'nun kazası. Bırak bu da bir hafta Anadolu Banadolu izlemiş. Gelmiş burada bize hava atıyor. Yok çatal kunduz bilmem ne. Aa. Ben böyle saçma yer duymadım. Çeliş gezektir o. Her pazar Ömer Hayyam köprüsünün altına otobüs alır. Ben bir kere Avrupa görmüş insanım. Siz daha sushi diyemiyorsunuz. Sushi. Bakın diyemiyorsunuz. Sushi. Ay. Meziyet aklım çıktı. Ne yapıyorsun abla? Lafa gireceğim, giremiyorum. Tamam ama lütfen sofradayız. Düdük çalmayalım. Aa. Biz de çaldırmayalım hanımlar. Siz ne diyeceksiniz Meziyet Hanım? Ha? Şunu diyeceğim. Allah aşkına bu sushi midir nedir artık? Bunu sen dışarıdan almışsın. Bu nedir böyle? Kardeşler çayına tavuk. Tamam. Böyle evlere servis görmedin. Ayıp bu ne? Şey ya Allah Allah. Ben öyle aldım da. Bunun üç parçası oldu. Sekiz. Ya bırak Allah aşkına ya. Taşıva kendi. Hanımlar. Vallahi insan sizi evine çağırmaya korkuyor şahsen. Ben korkuyorum. Hiç yakışık alıyor mu size? Meziyet ablacığım anlıyorum. Kırgınsın gıybete. E gelmeseydin evine. Niye geldin? Hayır amacınız önermeniz ne? Geldi evime o kadar konuştu. Şu sofraya bak. Dinime küfreden Müslüman olsa. Önermeniz bu mu yani Meziyet Hanım? Evet. Ben böyle saçma önerme görmedim. Sen zaten... Sen zaten ne yiyordun? Ben abla şu dişi kıracağım. Ben bu sofrada yemem. Buyurun yemeğe. Sen ne yiyordun? Bir daha da çağırın. Aç yandım ya. Çok pardon, pardon hanım. Yanlış yanlış getirmişsin. Allah siz kahretsin. Size bir şey yapalım da kapat. Böyle terbiyesizlik ederim. Çok güzel hareket miydi bu? Evet, gecenin son skeciydi. Bütün oyuncuları sahneye alalım. Buradaki seyircinin de çok coşkulu katılımıyla harika bir gece geçirdik. Umarım evlerde de aynı coşku uyanmıştır. Aynı ziller çalmıştır. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Anneler günü kutlu olsun. Ramazan hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun. Şimdi mutfakta.